Şu an kayıttayız. Evet, burası Kanal Zürt Radyo ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Koronavirüsüyle alakalı bugün güzel bir konuşmamız olacak sevgili Metin Altınçekiş'te. Özel bir yayın. Merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk Vural Korkmaz. Nasılsın? Çok şükür, seni sormalı. Çok şükür. Hala yaşıyorum. Yaşıyoruz. Valla yaşıyoruz ve yaşamaya devam edeceğiz. Evet, bugün koronavirüsüyle alakalı sorularım var sana. Hemen şöyle bakalım kısaca. Evet. Zaten hemen hemen hepimizin bildiği sorular. İlk önce tanımlama açısından sormak istiyorum. Koronavirüs nedir? Koronavirüsü hepimizin de bildiği gibi aslında Çin'in Wuhan şehrinde hayvanlardan önce insanlara bulaşmış. Daha sonra da insanlardan diğer insanlara bulaşabilecek olduğu tespit edilmiş olan evet. Bir virüs türü. Yani daha önce koronavirüsü ailesinde başka virüsler de var biliyorsun. Ama bu virüs tabii daha önceki virüslere nazaran yaygınlığıyla, yani örneğin SARS gibi evet. Virüslere yaygınlığıyla çok daha hızlı yayılabilen, çok daha fazla insanlara zarar verebileceği tahmin edilen bir virüs türü. Yani tabii 2019'un Aralık ayında aslında ilk bu meseleler Çin'de başlamış. Tabii 2019'un aralığından sonra gitgide Çin'de yaygınlaşması ve bugün de bu yaygınlığın diğer ülkelere... Seni göremiyorum Metin. Tamam. Tamam, şimdi çok iyi. Diğer tarafa da alabilirim. Tamam. İyi, evet. Zaten tamam. Hiç fark etmez. Tabii dinleyicilerimiz göremiyorlar. Burada bu arada izleyicilerimiz de var. O canlı yayın izleyicilerimiz evet. De var. Burada tabii bizim yapmış olduğumuz radyo programında bir mikserimiz var, bir dev ekranımız var, 3 tane mikrofonumuz var, 2 tanesi mikrofon standı. Şu anda ben normal masaya bağlı olmayandan konuşuyorum. Bağlı olan da sadece. Evet, tam ikimizin arasına geçip yani bir görsel kapatması yaptığı için onu çekmiş olduk. Ve tabii konumuza dönecek olursak, yani koronavirüsü 2019'un aralığında aslında çıkan bir virüs. Evet, bugün şu anda Mart ayındayız. Evet. Ya bu Mart ayındaki... Bize çok çok sonradan geldi. Daha sonradan sirayet etti ama Çin'de 2019'un aralığında da vardı. Ama onlar da çok önemsemediler ilk başta. Onlar da bitti. Bittiği söyleniyor. Söylüyorlar. Ama gerçekten bitti mi acaba? Bitip bitmediğini yerinde inceleyerek görebilirsin. Çünkü oradaki rejim çok farklı bir rejim. Yani komünist bir yapıya sahip. Evet. Ve en tepeden aşağıya çok otoriter bir rejim söz konusu. Yani şöyle düşün, evet o otoriter rejim belki insanları eve kapatabildi yaygınlaşmasının önüne evet. Geçme adına. Fakat bu otoriter rejim bugün her şeyin normalleştiğini ve herkesin sokağa çıktığını iddia ediyor. Tabii evet kapılara bile çekiçle kapatmışlar ya. Çekiçler bu kapıyı açmasınlar diye. Yani bu derece sıkı önlemler alan devlet bugün her şey normale döndü. Herkes sokağa çıkabiliyor diyor da yaygınlığın dozu azaldı mı şimdi? Önce bunu görmemiz lazım. Bu bir güzel. Bilemiyorsun ve inanamıyor. Çünkü niye? Çin şu anda üretimiyle, ekonomisiyle ne yapıyor? Oldukça iyi üreten bir ülke ve dünyanın her yerine mal satan bir ülke. Evet. Yani bu kadar iyi ticaret yapan bir ülkenin hiç sen ürünlerini iyi pazarlayan bir ülkenin ülkemde virüs var, ülkemde kriz var diye dünyaya anlatmasını kimse gibi. İstemez. Hiç kimse istemez ve istemediği gibi de bunu engellemiş olabilirler. Bugün dünyanın geneline baktığımız zaman İtalya'nın durumu çok işler acısı. Fransa son İtalya'da İspanya'da çok sıkıntılı bir sürece girdiğini görüyoruz. İtalya gibi devletler zaten 65 yaş üstü gruplarına bakmıyor diye biliyorum. Şimdi bakmamak bir yana gerçekten neredeyse ölsünler diye bekliyorlar. Ya tabii ki bakmadıklarına göre düşünceleri bu olsa gerek. Şimdi tabii onlar da belli bir yaşın üstüne gerçekten devlet iyi sosyal imkanların verdiği aşikar. Yani evet. Nedir? Hastanesidir, işte emekli maaşıdır. Emekli maaşıyla belki dünyayı da gezebiliyor. Öyle yani sosyal imkan açısından iyiler. Ama devlet diyor ki arkadaş sen... Çıkma evden ya. Adam yasak getirmiş resmen çıkmasınlar diye. Ne kadar güzel Türkiye, bir şey değil mi? Türkiye diyor.
Evet. Onlar diyor ki bu yük sırtımızdan, küfe sırtımızdan insin diyor. Ama Türkiye, Fahrettin Koca beyefendi, Sağlık Bakanımız. Gerçekten ben kendisinin konuşmalarını internetten, işte sosyal medyadan, Twitter hesabını takip ediyorum zaten kendim. Tabii haberleri, ajansları da takip ediyorum. Haber ajanslarını. Ve benim görmüş olduğum şu, Sağlık Bakanı çalıştı arkadaşım. Tek kelimeyle ifade edecek olsa ne dersin? Helal olsun derim. Takdire şayan. Yani takdire şayan, helal olsun, tebrikler. Tek kelime tebriklere daha tekabül ediyor. Evet. Ama baktığımız zaman adamlar çalıştı. Niye? Şimdi tabii bugün bir AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti meselesi. Siyaset meselesi değil. Değil. Bu devlet meselesidir. Ve bugün devlet yani çok güzel bir şey. 65 yaş yasağını ortaya koyarak aslında ben orada çok duygulandım. Sağlık Bakanı açıklama yaparken televizyon kanalından canlı izledim. Ve orada gerçekten bir ifadesi oldu. Nedir o ifade tam olarak? Dedi ki biz 65 yaş üstü veya biraz altı da olabilir. Yurttaşlarımızın sokağa çıkmasını istemeyerek onların sağlıklarını düşünüyoruz. Evet. Onların yaşamalarını istiyoruz dedi. Ama neden? Neden? Çünkü onların tecrübelerini, onların ilimlerini, onların bilgilerine bizlerin ihtiyacı vardır. Yani tabii ki. Ama bunu o kadar içtenlik ve merhametle söyledi ki yani ya bizim kültürümüz gerçekten çok başka. Elbette. Yani bu kadar mülteciyi ülkemize aldık. Doğru, yanlış. Yardımlaşmayı sever miyiz? Tartışılır. Doğru ben de yanlış. Bu tartışılır. Bu bizim konumuz değil şu an. Belki güvenli bölgede oluşturulur. Belki bugün o mücadelesi var. Ama yine de vicdanlarımız dayanamıyor. Yüreğimiz dayanamıyor. Yani tabii ki. Hemen ne yapıyoruz? Diyoruz ki biz bir ensar gibi hemen elimizi uzatalım. Yani yardım edelim. Sadece Müslüman olup olmaması önemli değil. Hangi mezhepten veya hangi dinden olup olmaması önemli değil. İnsan olsun. Evet. Biz insanlığa önem veren bir milletiz. Kesinlikle. Sadece insanlık değil. Aynı zamanda hayvana bile önem veren. Ya tabii ki. Canlıya değer. Zorbaları geçtik. Tabii. Yani biz canlıya değer veriyoruz. Yunanistan. Allah aşkına. Lütfen. O konuları açmayalım ya. Lütfen. İşler arası. Gerçekten öyle. Evet, Avrupa'nın kendini geliştirdiği gerek ekonomik gerek sosyal yönleri var ama şunu gördüm. Kendine Müslüman ya da kendine Hristiyan. Bak şöyle bir durum olabilir. Yani zaten Yunanistan kendi iç yapılanmasında, iç hatlarında zaten kriz var Yunanistan'da. Belki bu yüzden almıyor bilirler diye düşünüyorum ama yani oraya asker dikip gelenleri, sınırdan gelenleri vurması ne derece doğru? Bu tartışılır. Bir de şu konu var, şu konuda değinmek istiyorum. Hani 65 yaş üstü gruplarımız dışarı çıkamıyor ya. Hani çıkanlar da ne bileyim hastaneye gidenler çok mecbur olan insanlar çıkıyor zaten. Bazı gençlerimiz ise işte eline telefon alıp dayı senin burada ne işin var? Sen 65 yaş üstü, sana dışarı çıkma yasağı geldi, niye çıkıyorsun? Gibisinden böyle karşı tarafı böyle rencide edecek tavırlar sergileyip ne bileyim Instagram gibi sosyal mecralarda paylaşmanın ne önemi var ki? Hangi akıl mantığıyla hareket ediyorsun? Ben bunu sormak istiyorum. Şimdi acı bir konuya değindim. Evet. Çünkü bugün o videolardan bazılarını izledim. Ben de. Maalesef ki ben de. Ve bir tane yurttaşımız, yaşlı bir amcamız. Evet. Ve sonradan engelli olduğunu da anladığım bir amcamıza kafasına üzülerek, kolonya dökerek dalga geçme gibi bir durum söz konusu. Cenab-ı Allah inşallah bize böyle şeyleri affetsin ve yaşatmasın, göstermesin. Yani karşındaki insan mazlum ya da yani senden güçlü değil gibi gördüğün için onu ezemezsin. Aynen öyle. Ezemezsin. Ya bunların amacı şey. Ezdiğini gördüğünde sosyal medyada bir şeyler yapmak vesaire. Geçeceksin sosyal medyada. İnsanlığı geçtikten sonra sen ne olacak? 2 beğeni alsan, 3 beğeni, hadi 1 milyon beğeni al abi. Ne fark eder? İnsanlığını kaybediyorsun sen orada. Bitti. Tek kelime. Bitti. Ve ben inanır mısın? Yani buram burkuldu ve bugün bak Türkiye Cumhuriyeti gerçekten mekanizmasını çok güzel çalıştırdı. Ve evet. O insanları hemen gözaltı yaptı. Yapacaksın arkadaş. Bak yapacaksın. Geçenlerde ben bir tane video izledim. Gençlerimizden bir tanesi paylaşmış. Bir şey diyor ki dayı diyor senin burada ne işin var ya diyor. Sokağa çıkma yasağı gelmiş diyor. Adam diyor ki üzülerek bak o kadar durumu kötü ki. Ya oğlum diyor ben diyor hastaneye kadar gittim.
işte hastanede diyor bir yakınım var diyor, onu gördüm diyor. Beni diyor otobüs bile almadı diyor. Bu arada 65 yaş üstü akbileri şey yaptılar ya, işte geçersiz yaptılar ya. Ben diyor şimdi diyor, yürüyerek eve gidiyorum diyor. Ama durumu o kadar çok kötü ki adamın. Hala böyle güzel tabirlerle konuşmaya çalışıyor. Dayı diyor seni bir daha burada görmeyelim. İşte sokağa çıkma yasağı var. Bizi koruman lazım. İşte evden çıkma, hashtag bilmem ne. Abuk subuk konuşan insanlar var abi. Şimdi ben o adama üzüldüm. Ama ne oldu? Sonuç olarak ne oldu? Devlet bu işe el attı. Sonuçta ne oldu biliyor musun? O çocuğa 2 hafta önce evden çıkmama yasağı ve ayrıyeten 2 hafta boyunca da bu salgın geçtikten sonra tabii ki bildiğim kadarıyla bir huzur evinde 2 hafta kalma şartı. Kalma hizmeti verir miyiz? Evet. Bazı şeyler yapılıyor. Kamuda çalışma. Evet. Adliye olabilir, evet. Huzur evi olabilir. Devletin o tarz ceza. Ne kadar güzel olur. Değil mi? Ya bu terbiyesizlik yerinde. Yani başka hiçbir şey değil. Yerinde. Yerinde bir ceza. Yani vicdanları rahatsız etmeyen. Aynen. Yerinde bir ceza. Burada ben inanıyorum ki o insanlar meseleyi idrak etmişlerdir. İnanıyorum. Evet. Belki onu yaparken yaptıklarını anlamamış da olabilir. Bilmiyorum. O anki şuurlarını anlayamıyorum. O anki şuurları şu. Video çekip bir şeyler kasmak. Bir şeyleri elde etmek. Belki. Olabilir. Ama bütün gençlerimiz veya orta yaş. Yani bunlardan kimse bir şey elde edemez arkadaş. Ya sen insanlığını kaybedersin. Ha, şunu anlarım. O yaşlı amcaya kolonya eline sıkarsın. Dersin ki ellerini yıka. Evet. Onlara maske hediye edersin. Kapılarını çalarsın. Dersin hayır, ki bak, şöyle bir amcacım ellerini bir yıka diyemezsin. Ellerini yıka diyemezsin. Hani dersin ki kolonyacı yaparsın. Bey amcacım durum bundan buna ibaret. O şekilde tamam anlatmak yoksa istedim. Sen emir verir gibi. Haşa. Öyle yer haşa. Olamaz bile. Ki büyüklere saygı. Ki bizim inancımıza göre sağ elin verdiğini sol el bilmeyecek. Evet. Bunu videoya almaya da hacet yok. Yani video çeksin de böyle ya. Yaptı demiyorum. Evet, yardım etsin, kapısını çalsın, arzusu, isteği, talebi varsa market alışverişine yardımcı olur. Aynen öyle. Yardımcı olalım birbirimize. Biz, zaten olması gereken bu. Biz bir süreçten geçiyoruz ülke olarak. Hep beraber el ele verip, yürek yüreğe verip inşallah çalışıp güzel işler çıkartmamız lazım. İnşallah. Bu süreyi atlatacağız Allah'ın izniyle. Bu video konusu olayında konuşamıyorum bile artık. O kadar çok sinirlendim ki bu olaya. Son bir şey değinmek istiyorum. Hani bazı ünlülerimiz, isim vermiyorum. Gerek de duymuyorum ama Ahmet'in oğlu Mehmet her neyse. Bazı ünlülerimiz mesela yardım yapıyor ya. Onu haberlere kadar çıkartıyorlar, videosunu çekiyorlar. Abi hani sağ elini verdiğini sol el görmeyecekti vesaire. Ne oldu? Hepsi prim mi yani? İyi ben de bugün sokaktan bir tane dilenciyi çevireyim. Ona yardım edeyim. Bu arada çekeyim abi özel kameraman tutayım. İyilik yaptım. Bunun nerede iyilik kaldı ki? Benim düşünceme göre şimdi iki yönlü bakıyorum. İnsanlara misal teşkil etmesi adına minimizasyonla belki. Bak o konuda haklısın ama bazıları var ya gözünü böyle insanın gözüne sokuyor. Ya tamam yapmış olabilirsin. Ama sen bundan prim kazanıyorsun. Anlayabiliyor muyum? Evet. Ne gerek var? Yani niye bizim birçok sanatçımız var? Yani iyilik yapıp da çok çok sonradan anlaşılan sanatçılarımız var. Doğru söylüyorsun. Yani özellikle kişileri teşhir etmeden yani onların yüzlerini meydana çıkartmadan yapılsa belki daha hoş olabilir. Bence bu işi en iyi yapan kim biliyor musun bu yardım konusunda? Haluk Levent. Buradan kendisine çok çok teşekkürlerimi sunuyorum. Adam hasta olsun şey olsun mesela Elfida şarkısını zamanında bir hasta bir kız için yazmış. Öyle mi? Ya en iyisini bu adam yapıyor. Tamam iyiliklerini biliyoruz. Yaptığı şeyleri biliyoruz ama bu adam ben şunu yaptım demiyor. Sadece yardım edeceğini söylüyor. Hatta milletten de yardım istiyor bu konu hakkında. En iyisi bu. Yani adam en iyisini yapıyor. Hatta buradan kameralara da söylemek istiyorum sevgili Haluk Levent'e. Çok çok teşekkürlerimi sunuyorum. İkinci soruya geçmek istiyorum. Koronavirüsünün belirtileri nelerdir? Nefes almada zorlanma. Bu bir. Şimdi bugün baktığımız zaman yani şimdi örnek veriyorum. Bugün Türkiye'de bir takım yaşanan olay ve tecrübeler var. Mesela evet. Darbeler. İşte Türkiye bir darbenin ne olduğunu biliyor. Evet. Ne yapıyor? Artık daha bilinçliyiz. Ne 80 darbesi. Gibi. Mesela bakıyor adam vatandaş diyor ki kardeşim darbeden bir fayda görmedik. Olmasın diyor. Önüne geçiyor. Ne? Evet. Ne bilinçli. Ona göre hal ve hareketlerini düzeltiyor. Evet. Şimdi örnek teşkil ediyorsun. Şimdi mesela grip olursun. Örnek veriyorum. Grip de nedir?
işte antibiyotik alabilirsin, işte buna göre şurubun vardır vesaire. Sıcak bir şeyler içersin, geçer. Çünkü vardır, boğazın için biliyorsun, tecrüben var. Fakat korona dediğimiz virüsle ilgili çok net oturmuş bir şey yok. Abi sıfır hastalık. Nasıl evet. 0 kilometre bir araba alıyorsun, yeni bir araba yapıyorlar. Yeni türemiş bir rahatsızlık. Nasıl kullanacaksın falan mesela, otomatik vitesleri ne bileyim başka özelliği vardır, onun gibi. Kesinlikle. Şimdi durum böyle olunca aslında bugün bilim insanları bile ya da bir takım sağlık kuruluşları ya da onun başındaki insanlar bile net bir şey söyleyemiyor. Şu anda sadece adını koymuş durumdalar yani. Ama nedir ne değildir, panzeri nedir? Evet, ama şu güne kadar geldiğimiz bir takım yaşanmışlıklarımız var. Evet. Tecrübeler, onlardan aktarma yapabilir. Çünkü nedir onlar peki? Ben araştırmacı gazeteciyim biliyorsun. Evet. Ben konuları araştırırım. Bilgi edinirim, onun üzerinden değerlendirebilirim. Evet. Ama bir tıp mezunu değilim. Ama biliyorsun yazılımcıyım aynı zamanda. Yönetim bilişim sistemleri. Evet. Şimdi bugün baktığımız zaman araştırmacıyım. Araştırma o konulara bakarım. Bugün konulara baktığımız zaman şunu çok net şey görüyoruz ki kişide ateş bir defa en önemli unsurlardan bir tanesi. En baştaki bir belirti. Evet, evet. Bugün Cumhurbaşkanımızın yapmış olduğu açıklamada da çok net ifadelerle şehirler arası otobüslerin evet, dün akşam itibariyle yasaklandı. Evet, sadece valilik izniyle ancak. O da hastaneden hastaneye geçişlerde. Evet, acil ve önemli. En iyisi abi. Elzemdir. Şimdi bugün bu süreç gelmeden önce, bilmiyorum görmüşsündür, şehirler arası ya da bir takım bölgelere polislerimiz kontrol noktaları koyuyorlar. Evet. Bu kontrol noktalarının değişilmezlerinden bir tanesi tabii ki kimlik sorgulama vesaire. Bunun yanına bütünsel kontrol. Evet. Bunun yanına ne eklemişler biliyor musun? Ellerinde ateş ölçerler var. Kafalarına bakıyorlar. Ateş belli bir seviyede mi? Bugün AVM'lere girdiğin zaman bazılarına termal kamera koymuşlar. Bugün birçok noktada artık bunlar. Sayın Cumhurbaşkanımız aynı şekilde yanında bir tane termal kamerayla bir adam geziyor. Ona dikkat ettim bilmiyorum. Yok. Belli bir ısı derecesi fazlaysa hemen Cumhurbaşkanı koruyacaklar. Evet. Ülkemizin başı yani. Neticede. Baktığın zaman neresinden bakarsan bak ateş demek ki önemli bir şey. Bu, İlk başta ateş. Evet. Evet. Yani devletin zirvesinde varsa, hani zirvadan zirveye bu iş böyle gidiyorsa, demek ki alttan yukarıya böyleyse önemli. Evet. Bugün bugün genel hatlarıyla baktığımız zaman ateşin yanında bir halsizlik. Halsizlik ve kuru öksürük olduğu iddia ediliyor. Aslında grip gibi, nezle gibi bir şey ama çok daha fazlası. Öldüren bir şey. Yani şöyle, aslında ölüm oranları var ama %90 değil. Mesela %2, %3, %4 diyor. Şimdi burada aslında şu konuyu çok net görmemiz lazım. Ölüm oranları düşük. Ama işte bu hızlı kitlerle anlaşılır. Hemen tedaviye başlanırsa, kişi karantinaya alınırsa, işte daha fazla insanlara bulaşması engellenerek kontrol altında tutulabilirse amenna. O zaman ne yapıyorlar? Belki yoğun bakım ünitesine bağladıkları hastalar var. Ağızlarına solunum cihazı veriyorlar ve solunum yollarının İngiltere'de örneği var. Bir tane kendi videosunu çekmiş, paylaşıyor. Ha, kadının bir tane. Evet, şey vardı mesela. Evet. Burada solunum çok önemli. Yani tedavi, yoğun bakım olayı. Mesela şu anda İtalya'da çok fazla ünite olmadığı için yeterli. İtalya'da mesela çok ölme noktasına gelen hastalar ölsün diyorlarmış. Bakmıyorlar abi, 65 yaş üstü bakmıyorlar yani. Altında da ölüm noktasına gelenlere bakmıyorlarmış. İlk önce hani yaşlar ikisinin de gençse hangisi tam ölüm noktasındaysa onu bırakıp kurtarabileceklerini önce kurtar. Avrupa'da ben... Ne kadar saçma. Halbuki o da senin vatandaşın, o da vatandaşın olmasa bile bakmak zorundasın. Her şey bir yana, senin hemen derhal bununla ilgili ne yapman lazım? Sağlık ünitelerini onu oluşturman lazım vatandaşın için. Bak bugün kitlerimiz ücretsiz. Evet. Ücretsiz. En önemlisi de bu, ücretsiz. 15 dakikada sonucu veriyorlar. Ne kadar güzel. Süper bir hizmet. Yine bakanımızı tebrik ederiz. Evet, güzel hizmet. Bu arada geçen gün bir haber gördüm. Ne derece doğru bilmiyorum. Umre'den dönen bir hanımefendi işte bir iki hafta öncesinden işte geliyor vesaire. İşte köyde yaşıyor bu hanımefendi. İşte akraba ziyaretlerine gidiyor, komşu ziyaretlerine gidiyor. Hani şeydir, geleneksel bir şeydir bu. Umre'den geldiğin zaman tesbih dağıtırsın, yüzük dağıtırsın falan. Ben de gittiğim için çok iyi bilirim. Evet, vesaire. Bütün köyü dolaşıyor falan. Sonra kadında koronavirüsü tespit ediyorlar.
Şimdi o köy tamamen karantina altında. Ne kadar kötü değil mi? Ya. Halbuki yani bir iki hafta öncesinden bahsediyorum. Bir iki hafta öncesinde de bu olay patlak vermişti. Doğru mudur? Evet. Yani bilinçsiz de davranmasaydı, yani evinden çıkmasaydı şu an sadece o karantina altında olacaktı. Şu an koskoca köy karantina altında. Ya. Bu da çok kötü bir şey. Kötü. Ve bununla ilgili de vatandaş kendi üzerine düşen vazifeleri de yerine getirmek zorunda. Tartışılmaz bir gerçek. Ama devlet de önlemlerini bu şekilde almak zorunda. Yayılmasının önüne geçmek adına. Peki önlemlerimiz ne tür önlem olabilir? Tamam, evde kal. Şimdi evde kal çağrısı zaten şu an bizim programımızın aslında hashtag'i diyebiliriz. Aynen. Önemli. Evde kal. Önemli. Evde. Ya, işin olmadığı sürece evde kal. Çok çok işin olmadığı sürece. Şimdi tabii ki eğer iş şartları bunu gerektiriyorsa, aynen, bununla ilgili muhakkak olabildiğince kendimizi sosyal hayattan, dünyadan biraz izole etmemiz lazım. Ne zamana kadar? Bu işler artık yavaş yavaş sönmeye doğru gidene kadar. Çünkü yine bilim insanlarının ifadesiyle sağlık personellerinin ya da doktorların ifadesiyle bu iş belli bir seviyeye kadar çıkacak. Ve sonra yavaş yavaş sönmeye başlayacak. İddia bu. Normalin altına inerseye kadar. Yani artık devletin burada bakanlığı dinlemek önemli. Evet. Niye? Çünkü bakanlık bu konuyla ilgili muhakkak ki vatandaşları ilgilendirecek. Diyecek ki arkadaş, yurttaşlarım artık yavaş yavaş bu mesele aşağı doğru inmeye başladı. Artık belli bir seviyeye geldi. Geldi yavaş artık yavaş. Önlemlerimizi alabiliyoruz, tedbirlerimiz şunlar. Yavaş yavaş sokağa çıkıyorsunuz. Bu mesele bağladı. Tabii. Yavaş yavaş artık siz de sosyal hayata karışabilirsiniz. Ama o zamana kadar lütfen evde kalın. Yani çok çok acil bir işiniz olmadığı sürece evde kalın. Kesinlikle. Peki bu virüs doğal yoldan mı bulaştı yoksa nasıl bulaştı bu virüs tam olarak bildiğimiz kadarıyla? Şimdi tabii genel hatlarıyla baktığımız zaman iddia o ki bir yarasadan insana, insandan da diğer insanlara yayıldığı iddia ediliyor. Ya ben şöyle duydum, yani cinler yarasını ne yiyormuş tam olarak bilinmiyor ama hani yemekten yapıldığı için mi bulaşmış? Ne derece doğru bilmiyorum. Şimdi, ama bir iddia bu. Hatta bazılarına hashtag yapmışlar. İşte yarasa yersen sonun böyle olur falan vesaire. Yarasadan bulaşıldığı düşünülüyor. İlk başlarda öyle düşünülüyordu ama şu an yarasanın dışında başka bir şey bu ya diye düşünüyorum. Şimdi genel hatlarıyla baktığımız zaman yarasa nasıl domuz gribi nasıl oluştu? Domuzdan insana. Kuş gribi nasıl oluşuyor? Kuştan işte insana geçme. O yüzden biliyorsunuz, evet, bir dönem hadi biz domuz yemiyoruz da insandan insana geliyor ancak. Evet. Ama kuş gribinde kaç tane tavuğu horozu telef ettiler bilmiyorum, hatırlar mısınız? Zamanında oldu. Ha, bir zaman, maalesef. Bir dönem oldu. Niye? Çünkü biz tavuk yiyoruz. O yüzden ya da yumurtasından istifade ediyoruz bulaşmasın diye. Şimdi baktığın zaman bu yarasayı biz yemiyoruz ama insandan bize geçiyor. Şimdi, aynen. Şimdi tabii olabilir mi? Olamaz diyemezsin. Olabilir. Fakat bilimsel bir açıklama gelmediği sürece her ihtimali değerlendirmek zorundayız. Yani biz burada beyin fırtınası yapıyoruz, aynen, sadece. Yani burada bilimsel ya da resmi bir açıklama yapmıyoruz. Bu arada sevgili dinleyenler ve izleyenler, bu konuştuğumuz bütün her şey, bütün konular yani tamamen bir yorumdan ibarettir. Yani biz bilim insanı değiliz. Şu anda sadece o konu üzerine tartışıyoruz. Söylemekte fayda var. Kesinlikle ya, kesinlikle. Bunlar benim fikirlerim. Ya da aynen, senin fikirlerin. Aynen. Bizim fikirlerimiz. Biz sadece burada beyin fırtınası yapıyoruz arkadaşlar. Tabii. Yanlış bilgi olabilir. Aynen. Burası sadece bir radyo programı. Şu anda bir radyo programının içerisindeyiz ve sadece tartışıyoruz, yorum yapıyoruz. Kesinlikle. Yani yanlış bir şeyimiz varsa her zaman yorumları, affola yani, yorumlara da yazabilirsiniz. Bunda da bir sıkıntı yok. Belki bu konuyla alakalı sizin başka yorumlarınız vardır. Sosyal medya üzerinden işte bize yazın. Yorum atın. Yazın. Deyin ki böyle böyle deyin. Bize daha çok aydınlanırız. Hani deriz ki bak yayında konuştuk ama böyle değilmiş, böyleymiş. Kesinlikle. Vesaire. Bunu biz de halkımızla, dinleyicilerimizle paylaşmış oluruz. Bu da aynen çok öyle da faydalı olur. Biz de bir dahaki programda deriz ki ya sevgili dinleyenler veya izleyenler kusura bakmayın. Biz böyle böyle bir konuştuk ama bu işin aslı öyle değil de böyleymiş. Vesaire vesaire. Kesinlikle. Ve
çok güzel bir noktaya da temas ettin. Gerçekten tam olarak dediğin gibi. Ya bunlar çok önemli ve değerli unsurlar. Evet. Şimdi biz yarasadan mı geldik? Ya geliyor. Yarasadan mı geldi bize? Yoksa başka bir yolla mı geldi? Başka bir nedeni mi var? Evet. Şimdi baktığımız zaman bu mesele tabii dediğim gibi yarasadan da gelmiş olabilir. Ama bu bir iddiadır. Mesela Çin hükümetinin yapmış olduğu iddiaya göre Çin hükümeti diyor ki bu mesele Amerikan askerlerinin buraya bıraktıkları bir kimyasal sayesinde yaygınlaştırılmıştı. Bu Çin'in iddiası. Sadece bu bir iddia yani. Kalkılır bir şey değil. Varsayım. Yani baktığın zaman olabilir mi? Bilemem. Bilemeyiz. Bir ihtimal. İhtimal. İhtimallerin üzerine konuşuyoruz şu anda. Kesinlikle. Yarasadan da olmuş olabilir. Belki ne bileyim başka bir şey olmuş. Yani yarasaya olabilir. Nereden bulaşmış? Ya da yarasan bu virüsü nasıl üretmiş? Bu kadar yıldır üretmemiş. Ya da domuz gribi nasıl olmuştu? Aynen. Bunlar da bakarsın her birinde bir şey çıkabilir. Bu mantıkla baktığın zaman. Peki. Geçen Instagram'da bir habere göre 1720 işte 1820 1920 2020 bu yüzyıllara baktığımız zaman hep 20. yıllarında hep bir hastalık türemiş. Bunu fark ettim. Bu konu hakkında neler söyleyebilirsin? Çok kısa olarak. Mesela kolera bilmem kaçıncı yüzyılın işte 20. yılında meydana gelmiş. Acaba diyorum bu bir kısır döngü mü? Olabilir mi? Her yüzyılın 20. yılında böyle şeyler yaşanıyor da. Şimdi Osmanlı Padişahlığı döneminde Osmanlılar, Osmanlı Hanedanı'nın üyeleri birden fazla şehzade yapmışlar. Ve, evet. Yani evlat edinmiş şey yapmışlar, çocuk yapmışlar. Baktığımız zaman burada tabii bir tane şehzade yokmuş. Bazen 6 tane, 8 tane. Çünkü o dönemde çiçek salgını varmış mesela. Her dönemin kendine göre salgın hastalıkları evet. var. Evet, evet. Yani şimdi şunu da diyemezsin. Yani birileri bu salgını yaydı. Yani o dönem bunu yapacak bir kitle de yoktu mesela öyle baktığın belki zaman. Belki bu kısır döngüdür. Ne dersin? Yani kısır döngüden ziyade bu da doğanın bir yapısı, mekanizması. Aynen, parçası. Parçası ama başkaları tarafından bu mekanizma da hortlatılmış olabilir. Bunu bilemeyiz. Ama esasen baktığımız zaman bu da bir doğanın parçası. Aynen. Yani bu da azımsanamayacağımız bir gerçek. Yani şöyle diyebilir miyiz? Yani ne derece doğru bilmiyorum ama birileri gitmeli ki birileri gelmeli. Kısır döngü babında söylüyorum. Yani, doğru mu? Birileri gitmeli derken? Yani hani nasıl şu anda dünyada kaç milyonuz bilmiyorum ama 7 milyar civarı. Yani 7 milyar. Mesela her sene bu kat kat artıyor değil mi? Evet. Yani kısır döngüde şu olması gerekmiyor mu? Birileri gitmeli ki birileri gelmeli. Herkes yaşasaydı ne olurdu? Doğal kaynaklar tükenir. Aynen. İşte bir iddia da yaşlıların ölmesi için birileri tarafından bu kimyanın düzenlendiği mesela varsayın. Çünkü niye? Yani. Yaşlı nüfusu azalsın, genç nüfusu artsın diye baktığınızda. Ama genç nüfus fazla olursa, yani yaşlıların oranı az olursa ne olur sen düşün. Tabii doğanın bir dengesi var. Aynen. Doğanın dengesi çok önemli. Bu dengeyi korumak çok önemli yani. Ama genel hatlarıyla baktığımız zaman tabii yani kimse ölmesin istiyorum ben. Neresinden bakarsan bak. Ben istiyorum ki herkes... Hani eceline gelirsin o başka bir şey. Ecelin gelir vefat edersin. Tabii ya ben sadece işte hani gavurdur, Hristiyandır, Yahudi ya. Öyle de bakmıyorum. Yani insan olması. İyi olan herkes inşallah sağlığına kavuşur. Ben bunu söyleyebilirim. Aynen öyle. Çünkü hani bugün belli bir şey ya onlar kafirdir diyemem yani. Onlar yok, da alakası insan. Yok. Yani hani ben Avrupa'ya da üzülüyorum. Belki Avrupa bizi de olsa sevinir bilmiyorum. Yani çünkü büyük ihtimalle sevinir gibi. Biz Türk'üz ve Müslümanız. Onlar mı? Belki biz öyle ama biz öyle değiliz. Biz merhametliyiz. Biz Osmanlı olarak zamanında ne yapmışız? Yunanistanlılar bize irtica ettiği zaman onların mültecilerini bile kabul etmişiz. Yani. Onların şeyleri var, kanıtları var. Yani ve baktığın zaman hatta o zaman Suriyeli halkı onların Yunan mültecilerine elbise gibi çeşitli yardımlarda bulunmuşlar. Bunların belgeleri var Osmanlı arşivlerinde. Tabii ki. Yani baktığımız zaman bizim de tabii ki
niyetimiz dünyanın tamamında bunun son bulması. Ama ben bir de tabii şu açıdan da bakmadan edemiyorum ama. Nedir o? Ben tam üzülüyorum insanlara bir şey olmasına ama bir de Doğu Türkistan var. Doğu Türkistan mı? Onu nereye koyacağız? Allah'ın adaleti mi? Sorusunu da kafamda sual etmek zorundayım. Ne dedik? Yarasadan kendine mi türet? Ne dedik? Amerika ya da başka bir dış güçlerin yaptığı bir oyun mu? Bir de Cenab-ı Allah'ın adaleti mi? Aynen. Bunu da sual etmek zorundayız. Hatta bunun üzerine bazı işte YouTuber'lar adalet mi gibisinden videolar çekiyor YouTuber'lar. Evet. Ve şimdi baktığın zaman çok enteresan bir tez. Yine bir varsayımdır ama benim tabii inandığım şeye de hani tabii ki bir en ufak gözle görünmeyen bakteri bile Allah'ın iradesiyle vardır. Allah'ın iradesi. Ol der olur. O kadar. O kadar. Ve baktığımız zaman bu Wuhan'da başlayan korona belası var ya. Evet. O yaklaşık yanlış olmasın bilmem kaç bin küsur insanı Wuhan'dan nereye götürmüşler biliyor musun? Nereye? Doğu Türkistan. Ve hiçbir güvenlik önlemi veya karantina önlemi alınmadan halkın içine salıveriliyor. Sonuç ne biliyor musun? Nedir sonuç? Ne İtalya ne İspanya ne de Wuhan. Yaygınlaşmıyor. İşte. Yorumsuz. No comment diyorum. Yani herhangi bir şekilde değerlendirmedi bu. Ben varsayım. Ortaya koyuyorum sadece. Aynen. Felsefik. Bak sana bir soru soracaktım. O soruyu bile unutturdun. Ve çok daha enteresan tezlerden biri. Hindistan'da yine Müslümanlara zulmediliyor. Biliyor musun? Evet. Oraya çekirge... Evet. Ne diyor ayet kelimede? Allah. Hemen meal olarak söyleyeceğim. Yani tam şey söylüyorum. Orada bizlere bizim ayetin ifadesi. Bizim yapmış olduğumuz yanlışlarda çekirge. Böcek gibi çeşitli afetlerle bize zarar ve bela gelebileceğini söylüyor eğer yanlış yaparsak ya da yanlış yapan toplumların üzerine gidebileceğini söylüyor. Mesela Kabe'ye yıkmak için gelen kafirler vardı. Evet. Biliyorsun. Ebabil kuşları tarafından. Evet, çamurla mesela. Evet. Olabilir. Bugün Kabe'yi kapatma kararı aldıkları zaman Kabe'nin etrafında ebabil kuşları tavaf yapmadılar. Kabe'de tavaf durmayacak dedi Allah. Ebabil kuşların çok özel ve önemli bir özelliği var. Ebabil kuşları havada uyuyabiliyorlar. Sadece Allah'ın hikmeti işte akıl sır erdiremez. Sadece uyumak istedikleri zaman şey düzeltiyorum. Sadece yemek yemek istedikleri zaman ve sadece çocuk doğurmak yani neslini devam ettirmek için hamile oldukları zaman bir yerde kalıyorlarmış. Enteresan bir kuş türü. Farklı bir kuş türü. Yani Allah'ın hikmeti. Bilemezsin. Heh. Çekirgeye geri dönüyorum. Evet. Hindistan üzerinde çekirgeler biliyorsun. Burada da bir Hindistan kaç milyon muydu? Bilmiyorum kaç yüz bin miydi? Aynıyse. Aynı anda çekirgeler bütün tarlaları, insanları orada kimi kısmı helak ederek, yok ederek geliyor. Nereye ilerliyor dersin? Nereye? Çin'e. Hindistan'dan Çin'e geliyor. Abi ne varmış Çin'de ya bu kadar? Varsayım. Yani Çin dediğim gibi bizim hiç düşündüğümüz yani biz tabii hani kendi kültürümüzle, kendi yaşam tarzımızla kıyas etmememiz gerekiyor. Peki son olarak şeyi sormak istiyorum. Zamanında Cengiz Han demiş ki ne kadar doğru bilmiyorum. Öldürmediğim her Çinli için zamanı gelince bana küfür edeceksiniz demiş. Kim demiş? Cengiz Han. Doğrudur. Bu da bir varsayım tabii. İhtimal. Dedi mi demedi mi bilmiyoruz belgesi olmadığı için. Yanında değildik. Aynen. Peki koronavirüsünün ekonomiye katkısı. Daha önce şeyi sormak istiyorum. Şu an aklıma geldi. Az önce o kadar çok kafamı karıştırdın ki. Peki bunlar hani depremler oluyor, yeni virüsler çıkıyor, ne bileyim doğal afetler yaşanıyor. Bunlar bir küçük de olsa kıyamet alametleri olabilir mi? Şimdi olabilir. Evet. Olamaz diyemeyiz. Bugün kıyamet, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e tabii kıyamet sorulduğu zaman kendisinin bile net tarih vermediği biliniyor hadisler rivayette. Bunu tabii biz bilemeyiz ama alamet olabilir. Birçok alamet gerçekleşti ama tabii yine hadisten rivayetle bizim inancımıza göre Deccal'ın gelmesi ve Mesih'in onu öldürmesi gibi bir takım şeylerin gerçekleşmesinden sonra ben şöyle diyorum güneş artık, batıdan doğacak falan günler artık
kısalacak. Günlerin, haftaların nasıl geçtiğini, hatta ayların nasıl geçtiğini insanoğlu bilmeyecek diye biliyorum. Mesela şu anda bugün nasıl geçti ben bilmiyorum. Çok hızlı geçiyor zamanlar, farkında mısın? Evet. Eski oranla. Gibi gibi. Bunlar tabii ki ihtimal ama peki koronavirüsünün ekonomimize katkısı? Katkısından ziyade zararı diyelim biz. Zararı desek daha doğru olur. Tabii bugün baktığımız zaman şirketlerin birçoğunun iş hacminin neredeyse sıfır seviyesine geldiğini görüyoruz. Küçülmeye gidiyor. Daralma var. Hatta neredeyse tamamen durma noktasında. Niye? Çünkü insanlara evde kalın çağrısı yapıldığı için bir kısım insanlar ne oluyor? Yani işine gidiyor olsa dahi bir tedirginlik halinin olmasından dolayı işlerde istemsiz bir yavaşlama söz konusu. Ve bu tabii, arada sen devam et, ben sorulara bakıyorum. Ve mesajlar geliyor herhalde. Kepek indiren esnaflarımız var. Mesela büyük markalar, alışveriş merkezleri şu anda kapalı ya. Büyük markalar üretimi durdurdu şu anda. Evet. Bilmem haberin var mı? Adam bilmiyorum kaç bin tonluk malı diyor, istemiyorum kardeşim diyor, yapmayın diyor. Şu an sabun fabrikaları yavaştı. Dezenfektör üreten onlar çalışıyor oraya. Yani o yüzden son zamanlarda, özellikle son bir aydır ekonomi gitgide. Evet. Bir tabii, yani özellikle 3-4 haftadır gerçekten bir daralma ve bir durgunluk süreci söz konusu. Peki şeyi söyledik, koronavirüsün belirtileri. İşte çok ateşli olmak. Mesela 38'i, 30'u, 40'ı geçtikten sonra vesaire, ne bileyim nefes almada zorlanma, halsizlik. Bunları geçtik. Bir bakalım. Önlemlerimiz. Bunları da konuştuk. Doğru mudur? Evet. Ben şu anda kaydettiğim sorulara bakıyorum bu arada. Daha önce hazırladığın sorular. Evet. Bir bakalım. İlahi adalet midir? Bu tartışılır, bunu geçelim. Zaten az önce etkisi nedir? Evet. Koronavirüsü yurttaşlarımıza nasıl bir etki yaratmıştır? Tabii ki en başta ekonomi. Ve yani hayatımızda biraz olsun etkiledi. Yani muhakkak. Şimdi tabii en başta ekonomi derken... En başta ekonomi kelimesi bugün tam olarak ekonomik şey, tabii işverenler noktasında bir yansıma olmuş olabilir. Evet. İşten çıkartılanlar olmuş. Maalesef. Tabii bugün baktığımız zaman ücretsiz izne gönderilen personeller var. Tabii bu insanların insanlar neden çalışırlar? Ait giderlerini karşılama adına bir gelir elde etmeleri gerekiyor. Gidere karşılık gelir gerekiyor. Ve bugün insanlar çalışmayıp, yani ücretsizine gidip çalışmadıkları zaman gelir elde edemeyecekler. Ve gelir elde edemedikleri için tabii istemsiz olarak sıkıntıya düşecekler. Bunların faturaları var, çeşitli giderleri var. Yani kirada oturanlar var. Her çeşitli. Esnaf her olanlar var. Bir şeylere kira ödeyenler var. Tabii bir şeylere borçlanmış olanlar var. Yani ev kredileri, krediler gibi. Ya da bir şey satın almış, taksite girmiş, kredi kartı borcu var. Yani bekar da olabilir. Burada tabii şu çok önemli, kanunları iyi bilmemiz gerekiyor. Ücretsiz izne çıkabilmen için işveren sana bunu teklif edebiliyor iş kanununda. Evet. Fakat senin buna imza ile onay vermen gerekiyor. Bunu çoğu insanımız bilmiyor. Bilmiyor olabilirler. Yani ya da direkt imza atacaksın demek değil, imza atabilirsin. Hatta imza atmayanlar da olabilir. Bilmiyorum yani, ama bilgi için söylüyorum. Ve tabii örnek veriyorum, o imzalar kişi kabul etmeyebilir. Ama o zaman ne olur? Yani işverenden tazminatını isteyebilir. En azından tazminat belki onu bir süre idare edebilir gibi. Ama o zaman korona belki 2-3 haftaya biter. Bilmiyorum. Belki bir ay sürer. Ondan sonra belki işler normale döner. Onu da bilemiyoruz. Ama bu süre zarfı içerisinde tabii işveren netice itibariyle iş artışında ya da çok gelir elde ettiğinde personel nasıl değişmiyorsa, yani personeli de işveren en azından belli bir seviyeye kadar, belli bir ay seviyesine kadar, bilmiyorum bu 3 ay olabilir. Yani bilmiyorum ya, tabii işverenin ekonomisiyle de alakalı. Sınır süresinde de bitmeyecek gibi duruyor ama aklımız ayrıca olsun. Amin, amin. Ama en azından bir süre için işverenin işçiye destek olması. Ben öyle, bir de bazı bankalar mesela Haziran ayına kadar kredileri durdurdu, erteledi.
Bunlar evet. Çok güzel hareketler. Bizim evet. Bankalardan bunları evet. bekliyoruz mesela. Tabii. İnşallah devletimizin de işverenlere bir desteği daha evet. oldu. Daha da farklı, daha da güzel destek. Bence işverenlere değil de işçilere verse daha iyi olur. Evet, o doğru. Mesela sen işverene 50 bin lira para yardım yapıyorsun. Ve bunları işçilere yansıtmadıktan sonra ne anlamı kaldı ki? Doğru. Yani önceliği işveren işverenin işçi değil, belki başka şeyler olur, parayı başka yere de verebilir. Ama öncelikle tabii işçinin mesela şunu diyebilir: ben sana bu parayı veriyorum ama sen bu parayı işçiye verdiğini bana ispat et. Aynen, güzel bir denetim altında. Çok güzel, çok da tatlı olur, hoş olur. Veyahut da şöyle bir şey olabilir, mesela sigortalı çalıştırıyorsun elemanları. Bana bunların isimlerini tekrar dokümanlarını çıkar, ben bunların banka hesaplarına atacağım. Evet. Gibisinden dolayı en mantıklısı bu. O da olabilir. Yani. O da olabilir. Yani tabii bu süreç alır, devletin personeli. Veyahut da İşkur'un desteğiyle bir şeyler yapılabilir. Yok, yani bunlar ilerleyen zamanlarda belli olacak konular. Muhakkak, muhakkak. Ama ekonomimiz yara almadan. Aynen. Şu an zaten çok şükür sağlığımız, vaktimiz yerinde. Hani bazıları yakalanmış olabilir. Hatta tedavisini bitirip de serbest kalanlar da var. Ve serbestten hani taburcu olanlar da var. Yakalanıp işte sağlığına geri kavuşan insanlar da var. Var. Yani bu süreç bitecek. Bitecek. Elbette bitecek. Allah'ın izniyle. Daha önce de salgın hastalıklar olmuş. Daha önce de problemler olmuş. Ama her biri netice itibariyle belli. Yeter bir ki biz bilinçli davranalım. Tabii. İşte kendimize dikkat edelim. Evet, belli bir süre bitecek. Gerek takdirde dışarı çıkmayalım. İşte çok çok önemli bir şey olur. Hani işim falan olur. Çık, maskeni tak, eldiveni tak, yine çık. Sonuç olarak işin. Ama çok çok önemli işte. Doğru. Bir yerden sonra işin anlamı kalmıyor. Tabii bazı yaşlılarımız, 65 üstü yaşlarımız evet. Sosyal hakları olmadığı için ya da emekli olsa dahi kendini döndüremediği, geçinemediği, çalışmak zorunda. Allah onların da yardımcısı olsun. İnşallah onlar için de ek destek paketleri aynen. olursa, hiçbir sosyal aktivitesi ya da kazancı geliri olmayanlar için de bir gelir imkanı oluşturulursa çok da faydalı, güzel bir hareket olacağına inancım tam. Bunlar da önemli. Peki son olarak toparlamak gerekirse, koronavirüs hakkında neler söyleyebiliriz buradan dinleyicilerimize ve izleyenlerimize? Koronavirüsüyle ilgili ben de bakayım son olarak buraya gelen yorumlara. İlgili özellikle benim en son tahlilde şunu söyleyebilirim. Aslında sorulara bakıyorsun güzel. Soruyu şöyle de toparlayabiliriz. Neler yapmamız lazım bu işten sıyrılabilme adına? Bunu da görmek lazım. Şunları yapmamız lazım. Öncelikle hashtag'imiz belli. Evde kal. Hayat eve sığar. Bunlar önemli hashtag'ler. Niye bugün yayılım düzeyinin en üst seviyeye çıkabileceği noktadayız? Bunları doğru görmemiz lazım. Bu yayılma, bu problem sarmalı. İnşallah yavaş yavaş o zirveden aşağıya doğru başlayacaktır. Ve dolayısıyla bu aşağıya inme noktasına kadar biz tedbirlerimizi alacağız. Ha, dediğimiz gibi sokağa çıkıyor muyuz? Maskemizi takacağız. Eldivenlerimizi takacağız. Ha, onları ikinci kere kullanmayacağız inşallah. Aynen, çok çok gerekmedikçe dışarı çıkmayalım lütfen. Evet, ama tabii ki ticaret, para kazanmak için çıkmamız gerekecek. Evet, bazı alanlarda. Evet, yani bunlarla ilgili çıkılabilir. Ama inşallah benim en büyük temennim en kısa süre içerisinde bu beladan sıyrılmak. Ama bu inşallah. Şunu çok iyi görmemiz lazım. Bir Türkiye meselesi değil. Amerika'da şu an yaygınlık yavaş yavaş artmaya başladı. Bugün yaklaşık 800 bin kişi işsiz kaldı. Tüm dünyayı sarmış durumda bu salgın evet. ve şu anda hala panzerini bulamadılar. Evet. Bu da çok kötü. Bu sadece bizim meselemiz değil, dünyanın meselesi. Global, küresel bir mesele. O yüzden biz tedbirlerimizi evet alacağız ama bu noktada da tabii hani en önemli alabileceğimiz tedbir, en önemli nokta da şüphesiz önce kendimizi koruyacağız. Aynen. Önce kendi imanımızı kurtaracağız. Sonra diğer insanlar için neler yapabiliriz ona bakacağız. Peki laf lafı açıyor, kusura bakma. Son olarak şunu da söylemek istiyorum. İlerleyen zamanlarda, yani birkaç hafta sonra veya da birkaç gün sonra, her neyse, İtalya olsun, Çin olsun, Amerika olsun, hani şöyle bir şey diyebilir mi? Biz panzerini bulduk, bu işi paraya dönüştürmek isteyenler olabilir mi? Belki de buldular ki buldukları da iddia ediliyor ama
şunu da görmemiz lazım. Bugün bir ilacın ne ilaç olduğunu anlamak hemen hemen bir sene süren niye? Evet. Çünkü örnek veriyorum. Evet, koronaya çözüm bulmuş olabilirsin. Fakat çözümü bulduktan sonra sana ne getirecek? Başka yerden başka hastalık verecek mi? Bunların test edilmesi gerekiyor. Yok, belki de tam olarak çözüm buldular. Biraz daha hani olur ya, artış olsun ki İlaç insanlar sana. Biraz daha muhtaç olsun. 5 liraysa biz 10 liraya satalım. Allah fırsat vermesin. Ne diyelim? Abi. Yani olabilir. Yani, varsayım bunları. Tabii bunların hepsi bir varsayım. Olabilir mi? Neden olmasın? Yani kesinlikle. Mesela sen bir telefon şirketlisin. Bir telefon yapıyorsun. Tamam mı? Ne bileyim 64 GB yapıyorsun. Özelliklerini kısıtlıyorsun. Sonra 6 ay sonra 6 ayda bir telefon çıkarman gerekiyor ya. 6 ay sonra o telefonun aynısını yapıyorsun. Ama biraz daha özellikleri farklı. Ne bileyim GB'ını yükseltiyorsun. Anlatabiliyor muyum? Yemini arttırıyorsun. Aynen. Böyle parça parça satıyorsun. Hani ilk şeyi çıkartırsın. Salgını çıkartırsın. Sonra dersin ki ilacı bende. 3 lira yaparsın sen. 10 liraya satarsın. Yani. Tabii bunlar bir varsayım. Tabii bilgisayar programı ya da bir donanım gibi. Aynen. Gibi. Şöyle olabilir. Mesela bu iğneye vurulan bu hastalıktan kurtuluyor ya da bu haplı şurup içer kurtuluyor de diyebilirsin. İkinci tarihinde şunu diyebilirsin. Bunu bu aşıyı yaptıranlar daha sonra bu koronaya yakalanmıyorlar. Bunu diyebilirsin. Hani grip aşısı tabii. Var. Üçüncüde bu ikisini aynı pakete sokabilirsin gibi. Yani çeşitli parça parça satabilirsin. Çeşitli varyasyonlarla çeşitli şeyler. Yani 7 milyar insan var. Şimdi bunlardan 1 milyarına satmaya kalksa dünya kadar para yapar. Ya 7 milyar ne bize sat? 1 liradan sat 7 milyar ya. İlaç istemiyorsan bilemedim. Neyse artık anlamadım. Toparlıyoruz. Son olarak şundan bahsetmek istiyorum. Biliyorsun ki biz 2017'de sade vatandaş ekibi olarak bir araya gelmiştik. Şimdi ise salgından sonra Erişina Restorant'ın katkılarıyla Erişina Restorant'ın katkılarıyla Sarıyer'de güzel bir mekanda her hafta sonu birbirinden değerli sanatçılarla güzel konuklarımızla tam bir 30 dakika verdi, 1 saate yakın tam süreyi kararlaştırmadık sevgili izleyenler ve izleyenler. Güzel bir iş çıkaracağımıza inanıyoruz. Yine Sade Vatandaş hashtag'iyle, etiketiyle, program ismi yine Sade Vatandaş. Dediğim gibi nasıl olacak sence? Bence fevkalade olacak. Çünkü o sanatçıların hayatlarını konuşacağız vesaire. Kesinlikle. O sanatçıların kitleleri, o sanatçıların sevenleri belki evet birçok röportajlarına şahit olmuş olabilirler. Evet. Ama akıllarına takılan ve merak ettikleri soruların aslında orada sözcüsü, tercümanı biz olacağız. Hem sanatçılarımızın daha iyi anlaşılması adına değerli bir program olacak. Hem de sanatçıları tanımamız adına değerli bir program olacak. Hem de artık gerçekten laçkalaşmış birçok programın yanı sıra sevgili, kaliteli... Bir de dezavantajı ne biliyor musun? Yani etrafımızda insanlar olacak. Restoranttasın, güzel bir yerdesin manzaraya karşı. Kesinlikle. Mesela diyecek aa ben bu sanatçıyı tutamıyorum. Hemen gelecek diyecek ki bir soru sorabilir miyim? Güzel olur mu? Ne kadar güzel. Güzel olur. Bu arada 360 derece çekimlerimiz olacak. İnşallah. Hem çevreyi göreceksiniz hem de sanatçıyı ister sahile bakın. İnşallah. İster... İnşallah. Biz onunla ilgili de şu an çalışıyoruz. Bizim aslında istemiş olduğumuz nokta tamamıyla yayını dediği gibi Vural kardeşimi 360 derece çekmek. Yani şöyle düşünün parmağınızla istediğiniz nokta. İster sanatçıya bakarsanız ister arka stüdyo yani genel kafeyi görürsünüz. Mesela ne bileyim o gün o ana tanık etmişsinizdir. O restoranta takılıyorsunuzdur. Kendinizi de görebilirsiniz vesaire vesaire. Aynen öyle. Yani bizim tabii istediğimiz model bu. Bu yayınları tabii yine YouTube kanalımız üzerinden yapmayı planlıyoruz. Zaten şu anda sadece 360 derece YouTube ve Facebook'tamız da açıyor. İlerleyen zamanlarda Instagram'da neden olmasın? Yani açarsa. Altyapısını yaparlarsa. Yani Instagram TV'de mesela böyle bir hizmet varsa. Ne kadar güzel olur. Anında paylaşırız. Evet. Hiç durmayız yani. Biz yine Instagram'dan normal işte kayıt alarak paylaşırız bir şekilde sizlere kesinlikle, ulaştırırız. Kesinlikle ama tabii dediğimiz gibi önceliğimiz 360 derece ama şartları ve teknolojik koşulları da baz alarak o bölgenin mekanını da baz alarak 4K çekim modeli de yapabiliriz ama
Bunlar sadece bir varsayım. İlerleyen zamanlarda nasıl olur? Kesinlikle. Evet. Kesinlikle ama projelerimiz arasında 360 önceliğimiz. Ama dediğim gibi teknolojik olarak 360 derece kameramız var. Var. Ses kayıt cihazımız, var. İşte bilgisayarımız. Bütün ekipmanımız tam. Tam. Tam takır. Tam. Fakat mekanla alakalı tabii genel bir değerlendirme yapıp evet. Bir projeyi bir gözden tekrar geçireceğiz. Yani evet bizi izleyenler için 360 daha doğruysa 360'da yayınımızı yapacağız. Yani yok 360 değil 4K daha doğruysa yayınımızı 4K ile yapacağız. Aynen öyle. Bunu da yine Vural kardeşimle ve tabii ki arkada çalışan ekibimiz de var bizim. Yani bu ekiple de beraber bunları oturacağız, toplantısını yapacağız. Hangisi uygunsa yine rejimizle de görüşeceğiz. 2017'de sade vatandaş ekibi olarak. Kesinlikle. Farklı bir radyoda yaptığımız gibi. Kesinlikle. Orada da yani çok değerli arkadaşlarımız vardı Marmara FM. Yani orası da gerçekten çok bizim için güzeldi. Oradaki arkadaşlarımız da çok iyiydi. Yine bazı arkadaşlarımız hala bizimle devam ediyorlar. Yeni arkadaşlarımız da katıldılar. İnşallah onlarla da uzun uzun çalışırız. Yani ki zaten bize kötü adam gelmiyor Allah'a şükür. Çok şükür. Çok şükür. En önemlisi de bu. Ayrıca arkadaşlarımız mesela yurt dışına gitti. Orada şey yapıyor. Ben tabii onların da saygı duyuyorum. Yani bizimle çalışsalar ülkemizde güzel işler yapıyoruz. Bizimle beraber ülkemize hizmet ama belki o bir tık fazlasını istiyordur. Başka şeyler arıyordur vesaire. Saygı duymak lazım. Kesinlikle. O okul için, eğitim için aslında gittiler. Hem de dillerini geliştirmek için. Güzel gelirlerse yine bekleriz. Kapımız açık. İyi insanlardı. Onu da söyleyebilirim. Peki ayrıntılar ve çok daha fazlası için ne yapıyoruz? www.metinaltinçekici.com.tr. Kesinlikle. Orada daha önceki yapmış olduğumuz radyo programlarını izleyebilirsiniz. Evet. Yazmış olduğum gazete yazılarındaki köşe yazılarımın tamamını yine izleyebilirsiniz. Daha önceki dizi sinema projelerimdeki videolarımı izleyebilirsiniz. Dediğim gibi Vural kardeşimle yaptığım radyo programları, röportajlar, evet. Bunları da orada izleyebilirsiniz. Aynı zamanda ben bir yazılımcıyım. IT. İnşa yazılım. Evet, o benim şirketimin adı. Ve orada teknik olarak da belki size faydalı olabilecek blog yazılarımı da görürsünüz. Zaten hem bu yeni programımız, işte dış mekanda çekecek olan programımız, hem erişim ve restorans katkıları hem de inşa yazılım katkıları. Kesinlikle, kesinlikle, kesinlikle. Yani aslında hani çıkar amacı gütmeyen kuruluş diye YouTube'da bir seçenek evet. Var biliyor musun? Evet. Şimdi çıkar amacı gitmeyen kuruluş. Aslında bize uyuyor şöyle kendimiz için aslında bir çıkar ha evet bu yayını izleyenler bizim markalarımızı da görebilirler ama markalarımızı görmenin yanı sıra tabii ki orada esas verilmesi istenen şey başında da söylediğim gibi evet. Öncelikle yapmış olduğumuz yayınlarda kesinlikle bizim oradaki sanatçının durumunu sanatçının vaziyetini anlatabilme. Ve tabii evet. Ki kişilerin de bunu anlayabilmesi hususu önceliğimiz her zaman buluyoruz. Peki artık toparlıyoruz. Valla yayın yapmak çok güzel. Ben radyo yayınlarını çok seviyorum. Öyle konuşsam konuşurum. Ya ben güzel aslında ne istiyorum? Değerli programlar yapıyoruz. Kaybedenler Kulübü tadında bir program yapmak istiyorum. Valla güzel. Ah, küçük. Ah duy beni. Evet artık sevgili dinleyenler ve izleyenler artık kapatıyoruz. Bir dahaki programda, özel programda, zaten bu özel programda normalde biz ikimiz yan yana gelip program yapmıyoruz, çok nadir. Yaptığımız halde sade vatandaş etiketi adı altında yapıyoruz. Koronavirüsüyle alakalı konuştuk bugün. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.